yapıyorum. Tam sarımsak demişken önce onu anlatayım. Ben 3 tane sarımsağı rendeledim. Ya da 2 tane de olabilir. Çünkü daha fazla olursa kokusu çok yoğun oluyor. Yanınızdakiler, eşiniz, dostunuz rahatsız olabilir. O yüzden 3 sarımsağı rendeledik. Şöyle suyunu çıkarttık. Sarımsağın kokusunu gidermek için ben hemen bunun içine şöyle 1 çay kaşığı. Fakat ben diyorum ya, sarımsağı her zaman koymuyorum. Yani sadece bakıyorum ki saçlarım çok çok dökülüyor. Çok bir dökülme var. Hemen o toparlıyor. Şimdi şöyle 1 çay kaşığı biberiye içine. 1 çay kaşığı da menekşe yağı. Bakın bunları bütün yağlarla karıştırmadım. Şöyle 1 çay kaşığı menekşe yağı ve çam terebendi koyacağım. Öncelikle bunun kokusunu bir yok edeceğim. Hani bu da bir püf noktası. Yoksa eğer bu sarımsağı direkt buna karıştırıp yağlarla karıştırdığınız zaman saçlarınız inanılmaz sarımsak kokuyor. Fakat böyle yaptığınız zaman sarımsağın kokusunu alıyorsunuz. Şimdi çam terebende koyuyorum. 1 çay kaşığı da çam terebendi koyuyorum. Çam terebendi, biberiye ve menekşe yağları çok baskın olduğu için sarımsağın kokusunu yok ediyorlar. Şöyle karıştırıyorum. Öncelikle bunları koyacağım içine. Bakın 1 çay kaşığı koydum. Bak kokusu fazla var mı? Hemen hemen hiç yok. Hemen hiç yok. Vallahi bakın ben tutayım, sen devam et. Ben bu sarımsak kokusu nasıl yok ederim diye düşündüm ve bu formülü buldum. Bakın, bakın hiç kokusunu duymayacaksınız. Evet. Yağların kokusu geliyor. Yağların kokusu çam geliyor değil mi? Çamla. Evet, onlar baskın olduğu için. Hakikaten hiç yok. Evet. Gerçekten hiç yok. Değil mi? Sarımsak kokusu yerine gördüğünüz gibi yağların kokusu geliyor. Evet, yağların kokusu geliyor. Çünkü bu da bir dert değil mi? Eşiniz size köfte mi yedin diyebilir yani. Ha? Sen ne yaptın biraz önce, köfte mi yedin? Sarımsaklar. İşkembe çorbası içtim de. İşkembe çorbası içtim de diyebilir. Ama şimdi böyle hiçbir şey diyemeyecek. Gördüğünüz gibi şunu şöyle. Çünkü gerçekten sarımsak bir mucize ve saç çıkartıyor. Şimdi bunun içine bunları böyle karıştırdım. Bunları ben bir 10 dakika falan bekletiyorum. İyice böyle kokusu uçsun diye. Şimdi onun içine bir çorba kaşığı badem yağı, 1 çorba kaşığı ozon yağı ve 1 çorba kaşığı da argan yağı koyacağım. Burada. Evet, argan yağı koyacağım. Argan yağı bulamıyorsanız zeytinyağı da koyabilirsiniz. Ozon yağı, badem yağı ve argan yağıyla bu sarımsağı, menekşe yağını, biberiye yağını hepsini karıştırdım. Karıştırdım. Bunu iyice şöyle bir karıştırdıktan sonra içine bir adet E vitamini ampulü eczanelerde satılıyor. Bunu kırıyorum. Hatta bunu kırıyorum. Birazını da yüzüme sürüyorum o anda. Marka hem saçıma sürüyorum hem de yüzüme E vitaminini sürüyorum. Marka olmadığı için söyleyebiliyoruz. Hepsini mi dökeceğiz? Tümden bakın. İşte birazını da yüzüme sürüyorum ben. Onu da söyledim. Hepsini dök şimdi. Şöyle dibinde azıcık ayırıyorum. Onu da yüzüme sürüyorum. Bunu da haftada bir kere yapıyorum. E vitamini kapsülü. Eczanelerde bulabileceksiniz. Evet, eczanelerde bulabilirsiniz. Dediniz mi? Markaları var. Onlara göre verirler size. E vitamini diyeceksiniz. Şöyle yaptım. Fırçayla kim uygulayayım? Tamam, Caner'e. Caner burada var ya. Uygulaya uygulaya senin saçlarını çıkartacağız. Caner de diyecek bir senedir ne oluyor? Yalnız dökülmesi durdu. Evet, dökülmesi durdu. Şöyle döneyim. Şöyle mi geleyim? Şöyle gideyim Caner. Mikrofonu tutun bakalım Feridun Bey. Evet, eskiye göre daha iyi hocam saçlarım. Dökülmesi durdu diyorsun. Durdu evet. Biraz geliyor mu şöyle hafif hafif? Var gibi yani. Sizce nasıl hocam? Bence biraz gelmeye başlamış. Evet, bence de var yani. Biz Caner'e biraz geç müdahale ettik. Elimizin altında Caner, bak sarımsak kokusu gelmiyor değil mi? Söküğünü dikemez hesabı, biz kendi elemanımıza fazla bakamadık. Yok hocam, eskiye göre iyi ama bayağı iyi. Evet. Bugün sana hastalar git falan diyemezler çünkü sarımsak kokusu çok yok. İnşallah. Şöyle yedire sürüyoruz. 1 saat ya da 2 saat beklemesi de yeterli. Çok fazla durmasına da gerek yok. Ama önemli olan iyice içine emmesi. Değil mi? Saçın dibine bunu böyle yediriyoruz. Hanımlar, saçınız uzunsa eğer hiç uçlarına falan sürmenizde de ay uçlarına süremedim falan demeyin. Zaten en önemli kısmı dipleri. Önemli olan
diplerine sürmek, oradaki dökülmeyi durdurmak. Beslemek şöyle. Evet, sonraki masajı da siz gösterin isterseniz. Evet, şimdi zaten bunu sadece... Bunu böyle kuru kuruya yapmak iş değil. Şimdi onun masajı çok önemli kardeşlerim. Masajda da bir püf noktası var. Onu göstereceğiz şimdi. Onu bekliyorum. Tamam. Ben sürdüm. Tamam. Yeterli geldi. Sevgili tamam. Kardeşlerim. Bunu ayırabilirsiniz. Onu da söyleyelim. 3-4 gün değil mi durabilir? Bir 4 gün sonra tekrar yapabilirsiniz. 3-4 gün buzdolabında durabilir. Buzdolabında tabii ki de. Üstünü naylon kapatacaksınız. Sıkıca buzdolabında kapatın. Durabilir. Kardeşlerim. Saçlarınızın dibinde bir kök vardır. Bu köke de kan gelmesi lazımdır. Bu köke kan geldiği zaman oraya can gelir. O zaman saçlarınızın dibine muhakkak masaj yapmanız lazımdır. Demin sırta, bele, boyna yaptığımız gibi. Yalnız bu masajı yaparken parmaklarınızın şuralarını kullanacaksınız. Şu etli kısımlarını. Sakın tırnaklarınız değmeyecek. Yani şöyle şöyle masaj yapmayacaksınız. Bakın tırnaklar değe değe yapmayacaksınız. Tırnak yatağını çizersiniz. Saç dibi yatağını çizersiniz. Ama nerenizde yapacaksınız? Şu parmaklarınızın şu etli kısmıyla. Bakın şöyle şöyle masaj yapacaksınız kardeşlerim. Menekşe yağı da saçların uzamasına çok, çok, neden çok oluyor. Önemli evet, bu masaj. Aklınızda olsun. Siz de oturduğunuz yerde televizyon falan seyrederken saçlarınızı kaşırken muhakkak buralarınızda kaşıyın. Sakın tırnaklarınızda kaşınmayın. Hırtı tı 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 böyle yapmayın. O çok tehlikeli. Saçlarınızın diplerini öldürüyorsunuz. Aman ona dikkat ediniz. Bu masajda gördüğünüz gibi bu şekilde yapacağız. Evet, aynı zamanda kaşlarınızda dökülüyorsa bundan kaşınıza da sürebilirsiniz alıp yüzünüze E-vitamini kaşınıza bu karışımdan. Sonra da üzerini kapatalım. Caner'de yarın lepiska saçlı olarak göreceksiniz. Evet.